Merhabalar. Bursa Kitap Fuarı'nda işte bir gece kaldık. İki gündüz bir gece. Kaldığım otelin lobisinde yeniden Refah Partileri görünce bir merhaba dedim. Onlar da bir merhaba dediler. Hayırdır diye sordum. Dediler Genel Başkanımız Fatih Erbakan burada ve basın toplantısı yapacak biraz sonra. Aa deyip biraz sohbet ettik, konuştuk ayaküstü ve işte anlattılar neler hedeflediklerini, ne yaptıklarını, Bursa'da örgütlü olduklarını, Karacabey'den gelen olmuş bana söyledikleri, İnegöl'den çok gelen vardı, çevre ilçelerden Orhan Gazi'den gelen vardı ve bayağı yüzleri böyle inanç işte biz artık yükseldik geliyoruz. Ama ben biraz ters köşe yapayım dedim. Ya çekilir misiniz mi? Son kararınız mı? Nedir seçim sürecinde karar değişir mi? Dediler ki hayır. Kervan düzüldü. Biz yola çıktık. Buradan dönmeyiz artık dediler. Peki ne hedefliyorsunuz? Biz dediler bu seçimde varlığımızı zaten herkes duydu 2023'te. Ama biz varlığımızı kanıtlayacağız. 2028'de de biz bu iktidarın yerini alacağız dediler. Sonra etraftakiler vardı. Biri harita mühendisi, Karacabey'den ve AKP döneminde belediye meclis üyeliği yapmış. Birkaç yine AKP'nin yöneticiliğini yapmış. Orayla ilgili düşüncelerini söylediler. Biz kapattık o defteri artık dediler. Orada bir kere daha hani yerinde gördüm ki açık konuşmak gerekirse Deva Partisi ve Gelecek Partisi biraz hani üstten bir parti kurumuyla AKP'yi etkilemek üzere yola çıktılar. Ama yeniden Refah alttan bir taban hareketi olarak geliyor. Yani onu gördüm doğrusu. Bu bir taban hareketi ve Fatih Erbakan'ın açıklamalarından da bu anlaşılıyor zaten. Yakın geçmişte AKP'den oy alabileceği düşünülen Deva ve Gelecek bekleneni yapamadı. Ama yeniden Refah Partisi'nin tekrar altını çiziyorum. Bir taban hareket olarak geldiğini Bursa'da bir kez daha gördük. Eğer ayrıntıları merak eden olursa Erbakan'la Erdoğan'ın arasındaki ilişkiler nasıldı diye 2003 yılından itibaren Erbakan Erdoğan diye yazsınlar. Bu Erbakan'ın bunlar sınıftan arka kapıdan kaçanlar, bunlar emperyalizmin uşağı olduğu gibi veciz sözler duyacaklardır.